Yapılması gerekiyor. Bu bizim boynumuzun borcu, bu bizim görevimiz. Doğan Kentli helal hoş olsun. Daha fazla sınav ediyor Doğan Kentli. Doğan Kentimizin kalkınması ve gelişmesi için belediyecilik anlamında da daha çok yapacaklarımız var değerli kardeşlerim. Ya bugüne kadar AK Parti belediyeciliği altında yapılan çok şey var. Bakın AK Parti belediyeciliği ismi altında yapılan çok şey var. Bunları burada sayacak değilim. Ama en az yaptıklarımız yapılanlar kadar belki çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. Hizmetin kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Ve bunun ancak AK Parti belediyeciliği altında yapılması halinde sonuç alınması mümkün. Onun dışındaki her türlü sonuç tam bir macera olur. Gerçekten macera olur. Doğan Kent'e yazık olur. Hiç kimse bu desteği almadan bu kadronun, AK Parti kadrolarının birlikte tek başına değil, biz tek değiliz. Bir tek belediye başkanı da belediye başkanımız olmayacak. Teşkilatımızla, ilimizle, milletvekillerimizle, hükümetimizle biz bir ekibiz, bütünüz. Hepsini birlikte koordine ediyoruz, birlikte çalışıyoruz, birlikte yönetiyoruz. Arkadaşlarımız Ankara'dan gelecek olan hizmetler için, projelerin takibi için Ankara'ya geldiği zaman hep birlikte seferber oluyoruz. Tüm Giresun milletvekilleri olarak. Onun için diyorum ki Allah korusun AK Parti belediyeciliği dışında bir çözüm, bir sonuç Doğan Kent için bir macera olur. Bir macera olur. Biz kendi topraklarımız olarak gördüğümüz Doğan Kent'e kalan hizmetlerin tamamlanması, Doğan Kent'in çok daha ileriye götürülmesi için Nurettin Bey kardeşimle adayımızla inşallah 30 Mart'ta eğer yetkiyi verirseniz bu görevimize tevdi ederseniz bütün projelerin arkasındayız. AK Parti Grup Başkanı Kürtü'nün arkasındayız. Onun hesabını inşallah zamanı gelince biz vereceğiz. Biz de vereceğiz. Sadece ondan sormayacaksınız hesabı. Bu projelerin hesabını aynı zamanda bizden soracaksınız. AK Parti milletvekillerinden soracaksınız. Ve hükümetimiz olarak bu taahhütü veriyoruz. Bunlar son derece önemli değerli kardeşlerim. Çünkü biz artık İDA'nın uzmanlaştığı Giresun'un tüm ilçelerine yatırımların hatta geçmişte hayal edilemeyecek yatırımların getirilmesi noktasında hamdolsun uzmanlaştık. Kaynakların sağlanması noktasında yol yordamı çok iyi biliyoruz. Paralar nasıl sağlanır? Kaynaklar nasıl elde edilir ve Giresun'a yatırım olarak gönderilir? Yatırıma dönüştürülür. Hamdolsun bunları çok iyi biliyoruz. Buna bütün Giresun şahit. Bütün dünya şahit aslında. Bütün Türkiye şahit. Bakın en son bir kalemde